Bayağıdır izlemiyoruz Çarpık Oya. Şu videoyu da izleyelim. Bu adam Metin 2'yi batırmış ama adamın da kötü bir sonu varmış. Başlıkta gördüğünüz bu seri iki videodan oluşmakta. Şu anda izlediğiniz ilk videosu. M2 Bob adında bir oyun hilesinin ortaya çıkışını ve yapımcısının bu hilenin satışıyla nasıl dolar milyoneri olduğunu anlatacak. Tabii bir de bu işin sonrası var. Birazdan izleyeceksiniz. İkinci videoda bu videoya 40 bin... Peki abi bir şey soracağım. 4chan hala aktif olarak devam ediyor mu yoksa hani artık şey mi? Böyle yavaşladılar mı? Yoksa hani hala böyle sonuna kadar devam mı? Takip etmediğim için bilmiyorum. Aktif mi? Türkiye'de girilmiyor mu 4chan'e? Twitch'te sorun olabilir. Ha girilmiyor mu? Çoğu ülkede yasaklı. Ha. Lütfen 4chan'e gir bak. Ağzına almazsın bir daha. Niye lan? Çoğu ülkede yasaklanmış diyorsunuz. Ha öyle şeyler var. Ben bilmiyorum. Geldiği anda kanalda olacak. O videoysa M2 Bob sonrasında hile sektörüne oturan bir Türk'ü anlatacak. Sadece hikayesini anlatmayacağım. 6 yıldır internete bıraktığı ufak İyi, izleri Murilis, takip hoş ederek geldin. Sen ne bu kişinin yapıyorsun? kim olduğunu bulup yetkililere teslim edeceğim. Böylece Metin 2'ye illegal hile yazan tüm büyük isimleri temizlemiş olacağız. Ayrıca serideki tüm bilgileri araştırıp bulmam 5 günden uzun sürdü. O yüzden beğenileriniz seriye olan merakınızı gösterecek. Ben de 40 bin beğeniyi geçtiğinde ikinci videoyu direkt yükleyeceğim. Şimdiden herkese iyi seyirler dilerim. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Charm Quell. Her şey internette gezdiğim sırada Almanca kaynaklarda gördüğüm şu haberle başladı. Gameforge cheatbot yazan bir çocuğa kafayı bozmuştu. İsmi bilinmiyordu. Sadece yıllardır Gameforge tarafından araştırıldığı ancak bir türlü sonuca varılamadığı söyleniyordu. Haberde bahsedilen botsa eminim Metin 2 oynayan herkesin çok iyi bildiği M2 Bob. Haftalık aylık şekilde aboneliği satılan yurt dışı temelli bir program kendisi. İyi niyetli değil, onu bir söyleyeyim. Bu program Metin 2 için yaratılmış illegal bir bot programı. Bildiğiniz oyun hilesi. Bu kısım hikayenin ön bilgi kısmıydı. Asıl hikaye ise tam olarak şöyle başlıyor. Her şey Metin 2'nin Avrupa'ya açılmasıyla başladı. Seneler 2005'i Ya bunun olayı şey değil mi? İnternet kafe sahipleri böyle aklımda öyle bir şey vardı benim niyeyse. İnternet kafe sahibi bir yandan işte internet kafeyle ilgilenir, alttan onu bota bırakıyor hesabını. Hesap kasıp kasıp satıyor o hesapları ya da başka kişiler. Değil mi? Böyle muhabbetler vardı. Çok oynamadım bu oyunu da 2-3 kere oynamışımdır. Değil mi? Hesabı bota bırakıp geliştirip geliştirip satıyor ya da işte kendisi kullanıyor. Gösterdiğinde Metin 2'nin ilk sürümleri Asya'da sektörü kavurmayı başarmıştı. Bunlardan zaten eski videolarda bahsettiğim için yüzeysel şekilde bahsedip geçeceğim. Asya'daki başarılı pazar sonuçlarından sonra şirketimiz 2006 senesinde ilk batı adımlarını gerçekleştirdi. Gameforge adında o zamanlar ismi az duyulan şirketimiz Abone Metin olun, hoş 2'nin geldiniz. Avrupa dağıtımcılığına aday olmuştu. Aynı sene ilk Almanca çeviriyle beraber Almanya merkezli sunucular açıldı. Ardından da 2007 senesinde 17 farklı dilde tüm Avrupa'ya yayılmaya başladı Metin 2. Başlangıçta her şey iyi gidiyordu. Ticaret, hesaplar, oyun içi Baksana nasıl herkes açmış ya korumalar, bunu. admin yönetimleri, oyuna başlayıp klasik kurdunuzu kesiyordunuz, geliştikçe yeni yerlere gidiyor, pazar açıyor, hakkınızla kasıp depocu önünde VS atıp milleti yatırıyordunuz. Aynı dönemde Metin 2'yi oynayan 16 yaşlarında bir dostumuz vardı. Oyun içinde Slade nickini taşırdı. Slade, Almanya'nın Münih kentinde doğduğu bilinen genç bir dostumuz. İsmi, kim olduğu, sosyal medya hesapları bilinmiyor. Hatta sosyal medyada varlık göstermiyor. Sadece Skype kullanıyor. O dönemlerde meşhur olan Skype üzerinde tanıdığı kodurlar ile birlikte bot programları yazıyor. Skype aktifken bir de Skype'de şey problemi vardı. Skype'de direkt IP adresinizi alabiliyorlardı. Hatta o ara bir sürü yayıncı işte ya da başka kişilere falan Skype üzerinden saldırıyorlardı. DDoS atıyorlardı. Masa üstünde oynadığı her şeye bir şekilde bot programları yazan dostumuz sadece işini kolaylaştırmaya amaçlıyordu. Kısaca Slate adındaki... TeamSpeak'te de şey olayı vardı. O sunucunun yetkililerinde falan IP görme hakkı olduğu için oralardan da patlatabiliyorlardı. Bir dostumuz o dönemlerde hem Metin 2 oynuyor... Discord o işi çözdü baba. Discord o işi çözdü. Aleykümselam, aleykümselam. Açtık mı chat'i? Hoş geldiniz. Hem de bot programlarına kafayı...
Kısaca Slate adındaki dostumuz o dönemlerde hem Metin 2 oynuyordu hem de bot programlarına kafayı bozmuştu. O dönemlerde de deli gibi oynamaya başladığı Metin 2'ye işini kolaylaştıracak bir bot programı yazmak istedi. İşe ilk başladığında yazdığı bot savaş sırasında iksir basmaya yarıyordu. Ayrıca sürekli ve devamlı açılması gereken skill'leri otomatik şekilde kullanıyordu. Slate kimsenin bot kullanmadığı dönemlerde Metin 2'de diğer oyuncuların yanında büyük avantajlara sahip oluyordu. Tabii ki zamanla bu durum fark edildi. Bazı oyuncular Slate'den bu özellikleri nasıl bu kadar hızlı kullandığını öğrenmeye çalışıyordu. Düello attıkları sırada bir yandan pot basıyordu, bir yandan skill basıyordu, her şeyi yapabiliyordu. Bu nasıl oluyordu? Slate'e bu gizemli şeyi öğrenmek için para teklif etmeye başlayan oyun bağımlıları bir canavar. Bak benim bu SteelSeries'in mouse'unda da böyle MMORPG oynayanlar için çok iyi mesela. Bind key mi oluyor artık ne diyorsan? Bind tuşları tak 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 full makro tuşları. Nasıl? Baya takır 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 ayarlıyorsun. Tabi lan. Hatta bak ayarlarını da buradan yapıyorsun. Bak bende kapalı ben kullanmadığım için. Baya şurada 12 tane tuşum var. İstediğin gibi şık 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 şık. Tık 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 tık. Çok kullanış yani MMORPG oynayacak bir adam bunu net kullanır. Paraya bak oğlum sponsorumuz SteelSeries. SteelSeries kalp. Varı o anda yarattılar. Slate başlangıçta bunu nasıl yaptığını soran kişilere 20-30 dolar teklifle programı verdi. Böylece piyasaya ilk girişini yapmış oldu. Kısa bir süre sonra Sandman adındaki farklı bir yazılımcıyla tanıştı. Bu adam Slate ile Skype üzerinde oturup konuştuktan sonra işleri çok farklı bir boyuta getirdi. Slate'in yaptığı programı geliştirecekler ve üst düzey bir bot haline getireceklerdi. Kodlamanın %80'ini Slate, kalan kısmını da Sandman halledecekti. Pazarlama kısmında Metin 2 Bob adında bir marka yaratıldı. M2 Bob tasarımları Sandman tarafından halledildi ve bir internet sitesi açıldı. Sitenin ilk yayın tarihi 8 Mart 2012 idi. M2 Bob'un tamamlanmış sürümü de aynı gün sitede yayınlandı. Sandman başlarda parayla satarlarsa hileye kimse güvenmez ve almaz endişesiyle 1,5 aylığına hileyi ücretsiz yaptı ve zehri oyuna sokmayı başardı. Ve kartopu etkisiyle M2 Bob'u kullanmaya başlayan yüzlerce kişi oldu. 1,5 aylık sürenin ardından... Delikanlı gibi söyleyin, kim kullandı lan hile? Metin 2'de falan böyle kullandınız mı? ...dansa M2 Bob istenen yere gelmişti. Bir sürü oyuncuya yayılmıştı ve artık paralı yap... Nasıl kullanmışlar ya? Ben ömrümde bir kez... O da Warrock... Warrock zamanı arkadaşlar. Warrock biliyorsunuzdur. Warrock'ta bir ara oyunu oynayamıyorduk. Yani gerçekten zaten oyun ondan sonra çöktü gitti. Oyunu ben bir zevkle oynamaya çalışıyoruz. Oyunu oynayamıyorsun. Adam map'in altına giriyor. El bombası. Brrrt, ya da işte roketi alıyor. Brrrt, vuruyor. Hani oyun sıfır. Oynayamıyorsun. Hiçbir şansın yok. Biz de o yüzden Kadircan'la oyunu bırakmaya karar vermeden önce dedik amına koyayım. İndir. Vurak çıkak dedik. İndik vurduk çıktık. Ondan sonra da Crossfire diye bir oyun vardı. Ona başladık. Crossfire. Crossfire da çok güzel oyundu. Yapma vakti gelmişti. Haftalık ve aylık para ödediğiniz bir sistem kurdular ve hileye bildiğiniz abone oluyordunuz. Kanalı olduğunuz gibi. Haftalık ücreti 7 dolar, aylık ücret de 25 dolardı. Böylece 2 yıl içerisinde... Bu kadar paralar veriyor muydunuz da? Bence Türkiye'de bunu kaçak kullanıyorlardır. Kişilik M2 Bob ekibi para basmaya başladı. Zaman geçtikçe M2 Bob'un gelirleri arttı ancak bir problem vardı. Programın %80'ini geliştiren Slate, hiçbir güncellemede yardımcı olmayan Sandman'in payını fazla buluyordu. %40 alması Slate'e göre haksızdı. Yaşanan tartışmanın ardından Slate yüklü miktarda para teklif ederek Sandman'in haklarını satın aldı. Tabii bunların hiçbiri yasa olarak gerçekleşmedi. Kendi aralarında bir anlaşmaydı sadece. Hilenin kaçağı var. Gameforge hileyi engellemek için haftada en az 2 güncelleme getiriyordu. Gelen güncellemenin hemen ardından Slate hileyi yeniden düzenliyordu. Sunulan hizmet inanılmazdı ve M2 Bob deli gibi satıyordu. En popüler döneminde o kadar çok insan hileyi kullanıyordu ki kesecek mob bulamıyordunuz. Çünkü hilenin üzerinde gördüğünüz tüm bu alanda doğan moblar bir saniye içerisinde karakteriniz tarafından öldürülüyordu. Bu bot gibi değil mi? Bayağı hile lan. Böylece normal şekilde 1-2 ayda ulaşacağınız seviyeye 1-2 gün içerisinde kolayca ulaşabiliyordunuz. Slate programı geliştirdikçe daha manyak özellikler eklendi. Alan içerisinde sadece mobları değil, giren kim olursa fark etmeksizin öldüren bir sistem geliştirildi. Böylece eğer bir hilecinin alanına girerseniz hilesi sizi öldürüyor ve yeniden doğmanızı engelliyordu. Normal oynayan bir oyuncuysanız şehirden doğmanız gerekiyordu. Tekrar oraya yürüyüp bir hileciye denk gelmemek için dua ediyordunuz.
Tahmin edebileceğiniz gibi hilesiz oynayanlar için level atlamak neredeyse imkansızlaştı. Sonrasında normal oyuncular ya oyunu bıraktılar ya da gidip haftalık 7 dolara M2 Bob satın aldılar. Aynısını işte ben Warrock'ta yaşadım. Çünkü oyunu oynayamıyorsun. Bırakmadan ben de bir amına koyayım deyip çıkıyorsun, anladın mı? Kısaca bir MMO'nun kabusu olabilecek her şey M2 Bob'a yerleştirilmişti. Daha da kötüsü, oyunda neredeyse herkes bu hile sayesinde moblardan deli gibi eşya kasıp oyunun ekonomisini yerle bir etmişti. Ya, boku yerdik. Herkes oyun içi parayı MMO gerçek RPG paraya döndürme derdiyle sürekli ucuzdan eşya satıyordu. Böylece koca bir oyunun ekonomisi alt üst oldu. Durmadan deli gibi satan M2 Bob, Slate'e toplamda 3 milyon dolardan fazla servet kazandırdı. Hatta Slate bazı dönemlerde bu hileyi o kadar çok sattı ki Metin 2'nin kendisinden bile daha fazla kazanmaya peki, başladı. Peki WoW'da bu kadar hile var mı WoW'da? Bu durum Gameforge'un canına tak etti ve harekete geçildi. Aynı sene Almanya'daki bölge savcılığı tarafından takip kararı çıkartıldı. Bu bilgi henüz gizliydi. Şirket avukatlarına bu hileyi yapan kim varsa bulma talebi gönderilmişti. Ve polis işbirliğiyle birlikte bir soruşturma başlatıldı. Bu internet korsanlarını bulmaları lazımdı. Slade ise 2020 senesinde ortadan kayboldu. Aktif olarak forumlarda takılan, Skype üzerinde arkadaşlarıyla sürekli yazışan dostumuz Döner 2020 senesinde lan. Gameforge'un kendisini araştırdığı dönemde bir anda toz oldu. Ve o günden sonra, kaybolduğu günden sonra tek bir kişi bile Slate'e ulaşamadı. Yalnız bir yandan polis ve avukatlar Slate'in izini aramaya devam ediyorlardı. 1,5 yıl gizlenmeyi başaran Slate sonunda yakayı ele verdi. 23 Aralık 2021 tarihinde evine yapılan baskınla beraber yaka paça yakalanmıştı. Hızlıca işlemleri yapıldı ve Almanya'nın Karlsruhe kentinde mahkemeye çıkartıldı. Gameforge tarafından açılan büyük bir davayla karşı karşıyaydı. Gameforge tarafı o kadar mutluydu ki yakalandığı günü özel... açılan büyük bir davayla karşı karşıyaydı. Gameforge tarafı o kadar mutluydu ki yakalandığı günü özel Metin 2'nin International Facebook sayfasında şöyle bir caps paylaştı. Bundan sonrasında ne yaşandığını internette hiçbir kaynak yazmıyor. Tutuklandı mı? Parasına ne yaptılar? Dostumuza ne oldu? Hiçbir şey bilmiyoruz. Haber siteleri baskın yapıldığını ve dostumuzun tutuklandığını söylüyor. Ancak bunun haricinde konuyla alakalı tek bir bilgi verilmiyor. Tabii ki hikaye... Şirkete mi aldılar acaba? Burada sonlandıramazdım. Devamını bir şekilde öğrenmem lazımdı. M2 Bob'un Türkiye bayisi olan bazı firmalar vardı. M2 Bob'a özel haftalık kodları yurt dışından alıyorlardı, Türkiye'de oyunculara satıyorlardı. Ve bunların bir moderatörü olması lazımdı. Türkiye ile ilgilenen birisi olması lazımdı. 2 gün boyunca M2 Bob'un Türkiye moderatörünü internette bulmaya çalıştım. Bağlantılarımla beraber M2 Bob'un moderatörüne ulaşmayı başardım. Kızıl Pençe Göktürk. Bu kişi Kızıl Pençe adındaki bir adamdı ve bana tüm hikayeyi anlattı. Gameforge dava ile Slate'in kazandığı 3 milyon dolardan fazla paraya el koymuştu. Ayrıca mahkeme, hileye aktif aboneliği bulunan herkese geri ödeme yapılması konusunda talimat vermişti. Süresi tam olarak bilinmese de aldığı uzun süreli hapis cezasıyla beraber şartlı tahliye de kazanmıştı. Şu anda şartlı tahliyeyle dışarıda olan Slate bir şirkette sıradan bir beyaz yakalı olarak çalışıyor. Dava sonrasında M2 Bob sitesi tamamen kapatıldı. Sitenin üst tarafına kullanıcıların ödediği paraların geri iade olacağı konusunda bir not bırakıldı. İşte böylece Metin 2'yi 8 yıl boyunca yiyip bitiren o büyük hile ve yazarının hikayesi son bulmuş oldu. M2 Bob'un sektörden çekilmesi her şeyin başlangıcıydı. Slate ortadan kaybolduktan sonra sektörün başına bir Türk geçti. Evet, yeni bir vurguncumuz vardı. Sektöre hoş geldin. İşin daha da garibi, bu Türk hile yapımcısı dostumuz kendisinin gerçek kimliğini Tanrı'nın bile bulamayacağını söylemişti. Bakalım bu ne kadar doğru. İkinci video bu adamı araştırmamla başlayacak ve 40.000 beğeninde yayında olacak. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İkinci videoda görüşürüz. Bu video part 1'in devamıdır. Lütfen öncesinde part 1'i izleyin. Ayrıca serimizin... Warrock ismin neydi? Yerli Baron TR mi neydi la? Kadircan'la hesabımız ortaktı bizim. Yerli Baron 06 mı? Yerli Baron TR ama Y'ler, R'ler, L'ler, büyük küçük falan. Vardı bir şeyler de. Yerli Baron TR, Yerli Baron 06 mı? Bu video... Kadorra mıydı neydi la? Kadorra mıydı la? Part 1'in devamıdır. Lütfen öncesinde part 1'i izleyin. Hatırlamıyorum. Ayrıca çok serimizin eski sponsoru Game Power'a videonun en son kısmında değineceğim. Slate'in Gameforge'a verdiği zararın tüm parametrelerle birlikte 8 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. Metin 2 bot servis operatörü yakalandı. İyi yayınlar, eyvallah, hoş geldiniz. Evet, aynen böyle gerçekleşti. Slate'in evi tam o tarihte polisler tarafından baskın yedi. Bilgisayarlarının tamamına el konuldu. Peki ya devamı? Sonra ne oldu? Ula bitmedi Slate'in videolar. Oğlum videolar. Ne yapacaksın? Okul yok, bir şey yok. Ha, işin vardır, üniversiten vardır. Sağlık olsun da oyun oynayacağız. Little Nightmares ve God of War. God of War.
açıklanmasının ardından sektörde her şey yerle bir oldu. Bir oyunun en çok kullanılan hilesine sahipseniz isminiz de sektörde o kadar tanınır hale geliyor. Slate olanlarsa hile sektöründe yazılım üreten illegal insanlar için büyük bir skandaldı. 8 yıldır hilesiyle piyasayı domine etmiş birisi bir anda ortadan kaybolmuştu. Bu kayboluşun sonrasında başa geçen isimse Lalaker adındaki bir dostumuzdu. Bu adamla ilgili her şeyi iyi anlamanız içinse en başa dönmemiz gerekiyor. Çünkü Lalaker'in mazisi Slate'e dayanıyor. Sene 2012. Metin 2'ye Lalaker ismiyle bir kullanıcı kaydoldu. O zamanlar Lalaker nickli dostumuz 15 yaşındaydı. Slate'le neredeyse aynı yaşta, aynı sektöre ve aynı anda işe başlamışlardı. Yalnız arada bir fark vardı. Slate yaptığı ilk botunu A'dan Z'ye kendisi yazmıştı. Lalaker ise ilk botunu başka bir Türk hile yazarından almıştı. Ahmet, İçerisindeki bazı özellikleri değiştirdi ve kendininmiş gibi pazara sundu. Aynı sene başlayan o Metin 2'nin bot yarışı, Slate'in Sandman'de bir marka yaratması sonucu Lalaker tarafından kaybedildi. Lalaker'in yaptığı hile 2012 senesinde M2 Bob'un gerisine düşmüştü. 2013'e kadar şansını denese de yaptığı bu botu 3-5 adam harici kimseye satamadı. Biraz düşündükten sonra abi izlemedik mi bu part 2? Ker M2 Bob ile yarışamayacağını anladı. Sonrasında odak noktasını orijinal sunucu yerine PvP sunuculara çevirdi. Lalaker o dönemlerde Metin 2'nin kaynak kodlarının sızma sonucu açılan PvP sunuculara hile yazmaya başlamıştı. İşin iyi tarafı M2 Bob'da tam tersine PvP serverlarda stabil çalışmıyordu. Yani PvP Metin 2 sunucuları Lalaker'in arazisiydi. Akıllıca bir hamleyle hilesini çalıştırdığı PvP serverlara farklı bir kullanıcı adıyla anti hile programı da satmaya başladı. Evet evet, cidden. Aynı sunucudaki oyunculara hem hile satarak para kazanıyordu. Hatta bir ara şey muhabbeti vardı ya, İşte oyun firmaları kendi oyunlarına hile üretip oradan da para kazanıyor falan muhabbetleri de vardı bir ara, öyle şeyler konuşuluyordu. Tabii gerçekliğini kimse bilmez. Hem de o sunucunun sahibine anti hile programı satarak para kazanıyordu. İşte Lalaker adındaki bu illegal adam tam 8 sene boyunca sektöre hile üretti. Slate'in 2020'nin sonlarında ortadan kaybolmasıyla beraber M2 Bob... Ben bilmem arkadaşlar, herkes tahmin ediyorsunuz, kimse bilmez hangi firma. İsim veremem. Güncelleme almamaya başladı. Gameforge getirdiği güncellemelerle birlikte oyunu temiz tutmayı başarsa da o boş koltuğa muhakkak bir oturan olacaktı. Sektörün piri olmuş Lalaker ise... Bir dakika. Tamam, şimdi devam edebiliriz. Yıllardır yaptığı işi bu sefer orijinal metrik... Hani öyle diyorlar. Oyunlar moyunlar kendisine hile mile diyorlar kardeş. ...taşımaya karar verdi. M2 Bob'un çekilmesiyle beraber boşluğu Lalaker'in hileleri doldurdu. Günümüzde Metin 2'de çalışan hilelerin %90'ından... Ne la abisi? Ya hani sen de, bu seninki değil, mal mısın ya? Benimki bu. Evde de tesbih kavgası dönüyor, benim tesbihim. Bu senin tesbihin değil. Benim tesbihim abicim. Ha, my bad. My bad ne lan? Sen Ankara Kızılcaman mısın? My bad ne oğlum? Onun üstüne de hemen bu videoyu attım. Bu ne Okan'cım? Bisiklet süren İstiklal Marşı'nı duyup bisiklete hazır olduğu geçen adam. Bu ne ya? Okan salak mısın sen? Gerizekalı mısın abicim? Sen nasıl... Neyin kafası yaşıyorsun sen? Ne alaka ya şu an? Oğlum bu ne lan bu? Türkiye'nin en iyi influencer çocuğu mu? Black Box'ın yaratıcısı değil mi lan bu çocuk? ...dan fazlası Lalaker'e ait ve haftalık 7 euro, aylıksa 25 eurodan satışını yapıyor. Bilinen binden fazla aktif hile kullanıcısı var. Bu da Lalaker'in illegal şekilde her ay ortalama 500.000 lira geliri olduğunu gösteriyor. Peki bunu nasıl önleriz? Bir M2 Bob vakasını daha piyasadan nasıl sileriz? Slate'in yaptığı en iyi şey gizlenmekti. Günümüzde yakalanmış olsa da ismini hala bulamıyorsunuz. Ancak dikkatli araştırdığınızda bu tarz işler... Lan bu adam mıymış? ...işlerle uğraşan Türklerin muhakkak bir noktada açık verdiğini görüyorsunuz. Lalaker. Araştırmaya Lalaker'in eski forumlarıyla başladım. Yalnız bir problem vardı. Hile siteleri adamın hilelerini o kadar çok paylaşmıştı ki artık Lalaker'le ilgili detaylara bile erişemiyordunuz. Üşenmeyip 7-8 sayfa taradıktan sonra bir siteye denk geldim. Bu sitede Lalaker'in en eski hilelerinden birisi vardı. Bilgisayara indirip içeriğine bakmaya başladım. Bu tarz hile işleriyle uğraşan insanlar genelde işlerine imza atmayı severlerdi. Kodlarında gezinirken unutmuş olabileceği belki bir şeyler vardır diye düşündüm. Ki evet, ufak bir ipucu yakalamayı başardım. Lalaker ilk maillerinden birisini buraya yazmıştı. Böyle bir hata yaptığını sanmıyorum. Muhtemelen tüm bilgileri gizlemiştir. Ancak yine de aldığı bu domaine bir göz atmak istedim. Domain Big Data üzerinden mailini girdiğimizde karşımıza bilgileri çıkıyor. İsmini tamamen gizlemiş durumda. Ayrıca bu email adresinin üzerine aldığı 9 tane daha kayıtlı site bulunuyor. Buradaki linklerin hepsine tek tek girmeyi denesem de hiçbir sonuç alamıyorum. Çok eski olduğu için Wayback Machine'den pek fazla sonuç vermiyor. Şu linke giriyorum, basit hileler, buradakine giriyorum yine aynı, şurası da aynı.
Hepsi birbirine benziyor. Hiçbir sonuca varamıyorum. Bu e-mail adresini Google üzerinde aratmaya başlıyorum. Aratmayı yaptıktan sonra bir site dikkatimi çekiyor. Üstelik en üste çıkıyor. Dreamfancy.org. Tıkladığımdaysa Lelek Erbil'in hilesini paylaşan başka bir hile forumu olduğunu fark ediyorum. Tam geri çıkacakken bir şey fark ediyorum. Dreamfancy'nin sahibiyle Leleker büyük bir kavga yaşamışlar. Leleker... Aramızda yaşanan gerginlikten sonra Leleker bir içeriklerini paylaşmayacağız. Leleker'in adını duyurmak istemiyorum. Bir içeriklerini paylaşmayacaklar ve ismini bir daha forumda geçirmeyeceklermiş. Biraz daha araştırdığımda bu iki ismin sürekli yan yana geldiğini fark ettim. Buradan sonraysa Dreamfancy forumunun sahibine ulaşmam gerektiğini fark ettim. Siteyi uzun süre taradıktan sonra mail üzerinden Dreamfancy'ye ulaşmayı başardım. Kendisiyle Discord üzerinden görüştüğümüzde olayın tamamını bana anlattı. Onun programlarında ben şöyle bir şey yakalamıştım. Yani standart insanların virüs diye anlayacağı arka planda indirmeler yapan bazı programlar çalıştırıyordu. 3 Aralık 2015 yılında hatta Facebook sayfamda bir video paylaşmıştım ben. Bu videonun içeriğinde nasıl virüsler attığını insanlara videoyla göstermiştim. Şunu biliyorum, onun kendini gizlemek istemesinin sebebi bence yaptığı bu kötü işlerden ötürüydü. Genellikle ödeme alırken kripto altyapısını kullanıyor. Hiçbir zaman sanal POS kullandığını görmedim. Yurt dışı kaynaklı firmalardan ödeme almayı tercih etti. Hiçbir zaman kendi adına ödeme almadı. Kripto altyapısını kullanmasının sebebi de kolayca vergi kaçırabilmesi. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bir nevi vergi kaçırıyor. Bu adamı denetleseler uzun süre cezalar alabilir. Peki sonrasında ne oldu? Bunlar olduktan sonra... Ama bir şey diyeceğim, şu an kriptonun... Ama gerçi bir şey satıyorsan da vergi doğru. Sonra izini sürmeye devam ettim. Dreamfancy 6 yıl önce giriştiği bu kavgayla beraber inanılmaz detaylar yakalamıştı. Leleker'in 2015 senesinde satın aldığı bir domain üzerinde bazı bilgiler vardı. Girdiğinizde yine gizlenen bir ad görüyordunuz. Yalnız aşağı kısımda gizlenmeyi unutulan bir telefon numarası vardı. Leleker internet aleminde yapabileceği en büyük hatayı yapmıştı. Telefon numarasını gizlemeyi unutmuştu. Dreamfancy bu numarayı ilk iş Facebook üzerinde tarattı. Karşısına çıkan bir profil vardı. Hidayet isminde bir çocuk duruyordu karşısında. Başta inanamadı. O dönemlerde popüler olan numara aratma uygulamaları üzerinden aynı numarayı taratınca karşısına yine Hidayet adındaki bu çocuk çıktı. Yalnız tüm bunların ötesinde bir ihtimal daha vardı. Leleker tüm bunları kurgulamış olabilirdi. Her şeyin farkında olabilirdi. Belki de Dreamfancy gibi kendisini araştıran insanları yemliyordu. Dreamfancy'nin bu ihtimali elemesi için iki farklı yolu vardı. Öncesinde Leleker zannettiği bu çocuğun Facebook hesabına dikkatli bir tarama uyguladı ve bir şey yakaladı. Leleker forumlarda hangi sanatçıları dinlediğini gizlemiyordu. Asyalı şarkıcılara hasta... Oradan yakalıyor. ...ve sürekli bu şarkıları paylaşıyordu. İşin garip tarafı, numarasından ulaştığımız Facebook hesabı da bu tarz müzikleri beğeniyordu. Hatta kapak fotoğrafına tıklayıp yana kaydırdığınızda karşınıza yine Asyalı bir şarkıcı çıkıyordu. Beğendiği sayfalar kısmına girdiğinizde de Leleker 1'in development sayfasını takip ettiğini görebiliyordunuz. Yine de bu kesin bir kanıt değildi. Son bir çare kalmıştı. Leleker'in gerçek kimliğini ortaya çıkartabilecek tek bir hamle. 2016 dönemlerinde Metin2'nin oyuncu bilgileri sızdırılmıştı. Hile forumları bu verileri bedava şekilde sitelerine yüklemişlerdi. Bu verilere girip baktığınızda Leleker adındaki profilin Hidayet adındaki biriyle eşleştiğini görüyordunuz. Numarası, e-postası, her şeyi tutarlı şekilde tek bir kişiyi işaret ediyordu. Leleker, yani günümüzün en büyük Metin2 hile dağıtımcısı Hidayet adındaki bu çocuktu. Leleker... Şu hakaret etmeyi bırakın da güzelce bir video izleyin la. Dreamfancy'nin YouTube'a yüklediği tüm bu ifşa videolarına telif attı ve piyasada kendini unutturmaya çalıştı. Yalnız değişen çok şey var. Leleker artık sektörün başını çekiyor ve hileleri neredeyse herkes tarafından kullanılıyor. Daha garip olanı ise dün attığım Part 1 videosundan sonra Hidayet'in hala kendisini inkar etmesi ve bu çocuğun kendisi olmadığı Part 1 video... Baktım 2016'ya kadar var mesajlar, silinmemiş yani mesajlar. Kim olup olmadığımı kanıtlamaya çalışmak boş oluyor. Çünkü gerçek kimliği açıklamadan yapamam. Ama zaten sorun karalama. O kişi gerçekten ben olsam bile bir önemi yok. Ama gidip karalama yapıyorlar sahte şeylerle. En iyisi bu şekilde oldu. Bunu önceden Dreamfancy paylaştığında yapsaydım dikkat çekmezdi. Ama hem şimdi güzel reklam oldu, hem kanıtlanmış oldu sahte olduğu. Videosundan sonra Hidayet'in hala kendisini inkar etmesi ve bu çocuğun kendisi olmadığını söylemesi. Ayrıca Hidayet dünden beri kendi Discord'unda yaptığım videonun Leleker ismine bir reklam olduğunu savunuyor. Ben bu dediklerinden pek emin olamadım Hidayet. Bir düşün istersen. Ufak bir bilgi vereyim, ben videoyu editlediğim sırada Hidayet tüm sosyal medya hesaplarını tamamen kapatmış. Artık hiçbir şekilde kendisine internet üzerinden ulaşamıyorsunuz. Peki ya şimdi? Bunları söylememle ne mi olacak? Bilmiyorum. Dreamfancy... Ana askım.
Kendisine internet üzerinden ulaşamıyorsunuz. Peki ya şimdi? Bunları söylememle ne mi olacak? Bilmiyorum. Dream Fantasy bu bilgileri benden çok önce bulmuş olsa da Gameforge bu adama karşı hiçbir adım atmamıştı. Tabii ki Hidayet denen bu illegal adamın Türkiye'de olması ayrı bir şans. Muhtemelen Almanya'da olsa Gameforge çoktan paketlemişti. Sonrasında olacakları ihtimaller halinde söyleyeyim o halde. Ya Gameforge bu adama dava açıp oyununu temiz tutma çabasını bu videoyu izleyen tüm Metin 2 kitlesine gösterecek ya da Hidayet'in ayda 500.000 TL kazanmasına göz yumacak. Ki bu paranın vergisini ödemiyor, bu da ayrı bir suç. Söylesene Gameforge, hangisini seçiyorsun? Sektörden bir hileciyi daha eksiltmek mi, yoksa buna izin vermek mi? Bence daha uğraşmaz ya. Metin 2'nin neyi kaldı ki baba? Metin 2 bitmedi mi zaten lan? Aa, uğraşmaz baba adam. Ya oynayanı vardır da kaç kişi oynuyordur oğlum Metin 2 ya? İyi oynanıyor mu la? 765 level'ım. Nasıl 765? PvP sunucusu mu oluyor? Bir haftaya yeni sunucu atacaklar. Sıfırdan kasacak millet. Allah Allah. Herkes oynuyor mu lan hala? Oynayan insanlar var, senin modların da oynuyor. Onu gördüm geçen, oynuyorlardı. Gördüm, öyle bir şey gördüm. Var öyle şeyler de yani ne bileyim, New World ne kadar? New World de mesela çok oynuyorlar. Ay, oydu nasıl? Yelling! 177 lira, ova! Face the challenge. En iyisi şeydi ya. Orta server. Türkiye'nin en kaliteli serveri. Star 2 Online orta server. Meto Aydın sonra sunucu falan açtı değil mi? Öncesiyle bir ömürlük server. Hemen karakterinizi kurup efsane olma ne dersiniz? Orta server. Dostum, adaletin olduğu tek server. Star 2 Online. Artık kapanıp durup serverlerden bıkmadınız mı? Emekleriniz hep boşa sarf edilmesinden yorulmadınız mı? Bıkmadınız mı? Star 2 Online geldi artık. Duygu Hanım. Boşa emek harcamak yok. Star 2 Online var. Türkiye'nin en büyük serveri. Hemen karakterini kurup oynak senle başla. Star 2'de sen olma. Yalnız adam bir gaza geliyor baba. Meto Aydın yapıyor bu işi. Baba bir gaza geliyor. Dersiniz. Biliyorum. Hepinizin içinde bir savaş ruhu var. Bırakın içinizdeki savaş ruhunuz. Acaba ne yapıyor şu an ya? Kratos ya ne alaka?